Susam ailesinin bayram menüsünden zeytinyağlı bamya, 1,5 kilo bamya, 1 adet kuru soğan, 4 adet domates rendesi, yarım limon, yarım çay bardağı sıvı yağ. Ayşe Hanım yan komşu. Evet. Şey çok hoşuma gitti sabah. Mesela masa için falan dedik ya Arif abi. Yandaki evde bizim dedi. İstediğiniz oradan alabiliriz dedi. Bak bu gördüğüm en samimi şeydir. Hani komşuluk ilişkilerinde. Hani kapılar falan açık olur. Kim ne isterse aynen, alır ya. Aynen burası öyleyiz. Gül Hanım siz... Ben de bu baştan dördüncü evdeyim. Siz de mi çok eskiye oturanlardan? Tabii. 30 senelik buradayız biz. 30 onların senedir. Yanında Orhan Gencebay var. Yan yanaydılar. Evet, hı-hı. Onlar vardı yanımızda. O da buradaydı. Bir tarafta rahmetli Osman Yağmur Dereli vardı. Gerçekten tabii ki arkasında arkasında İbrahim Tatlıses vardı. Tabii ki. Biliyor musunuz bizim Kasımpaşa Çocuk Esirgeme Yuvası'nın kampı da sizin burada, sahilde. Hemen sahilde. Biz, yani muhtemelen siz çocukken beni görmüş bile olabilirsiniz. Öyle biz dediniz. Çadır kurduk. Doğru. Çadırımız vardı. Sonra buna dayanamayan bir hayırsever, hatta siz tanıyorsunuz galiba. Hasan Baba diyoruz biz ona. Çok sevdiğimiz bir abimiz o bizim. Deniz arkadaşım. Şimdi biraz rahatsızlaştı fazla güneşte kaldığı için. Canım benim. Pek şimdi gelmiyor artık. Geçmiş evet, olsun. Hasan Bey buna dayanamayıp iki villa diye hatırlıyorum ben ama şu anda iki villayı Kasımpaşa Çocuk Yuvası için vermiş. Evet. Yani artık çocuklar çadırda değil. O villalarda kalıyorlar. Bir de o çocukların hepsini toplardı, buraya getirirdi, hamburger yedirirdi, dondurma alırdı, havuza sokardı, dondurma alırdı. Çok hayırsever bir insan. Bizi duyuyor şu anda. Hasan Bey, size sevgilerimi iletiyorum. Hakikaten bazı insanlar böyle bir sebeple doğuyorlar. Bizim oy annemiz de böyle bir insan. Belli ki siz de öylesiniz. Çok takdir ettim. Ellerinizden öpüyorum. Acil şifalar diliyorum. Tanımadan sizi çok seviyorum. Böyle bir kalbiniz olduğu için. Evet şekerim. Hoş sohbet. Evet, bamyalarımız da yıkandı. Yıkadın sen bunları galiba. Tabii, sirkeli suda. Tamam, yıkadım. Şöyle şimdi sana soğanını verelim. Hı-hı. Bıçağın nerede? Bıçağım. İyi, iki yemek de pişmeye devam ediyor. Bu arada sen anlamam falan dedin ama şöyle geçer misin? Bayağı iyisin bence mutfakta. Ne olarak iyisin biliyor musun? Yapıyorsun, yani biliyorsun ama biliyorum. Yapmıyor olabilirsin belki. Evet, evet. Ona bir şey diyemem. Yemekle aram yok. Yani normalde hiç yemek yemeyi sevmem ama doktora gittim de o dedi yani bir öğün yesen kilo alırsın, şişmanlarsın. Bazısı 3 öğün yer dedi. Ha, müsait değilsin. Ondan yani evet, evet. Ben yüzden mesela, şişiyorum yani. Ben demek ki şanslılardanım. Bak, tamam. Çok güzel doğradın. Şimdi onu koyalım. Bamya tam bir yaz yemeği. Hani mevsiminde yemek çok önemli ya sebzeleri. Sadece evet. Sırf domatesle yapacaksın. Evet. Bir tane de limon içine. Çok güzel evet. Diyet yemeği. Çok hafif ben. Gördün mü? Et de koymuyoruz. Torun çok seviliyor değil mi? Oo. Bu da Arif Susam biliyorsunuz. Söyledin. Onun da ismi Arif Susam. Perihan abla kilo mu verdin? Yoksa çok mu yedin tatilde? Yok resimlerde çok öyle mi? Çekiyorum ben. Valla şu an çok fitsin ben sana söyleyeyim. Sağ ol canım. Şuraya bakar mısın? Eski Türk filmlerinde böyle jönler var ya saçları. Evet. Onlara çocuk yıldızlar vardı böyle. Var bak. Emercik falan. Aynen. Ne yapıyor? Kaça gidiyor? Anaokuluna gidiyor daha 5 yaşında. Aa daha çok küçükmüş. Vay 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 vay. Evet. Ya çok güzel bir ailesiniz. Gerçekten Allah bozmasın. Heh. Sağ olun. Bu Nazan kardeşimiz gittiğimiz yerde her akşam dinlerdik. Dinlemeye. Fotoğraflarımız. Nevzat Alkan var. Onları dinlerdik. İkili olarak çıkıyordu onlar. Seni orada. Şey yapmadılar mı? Sahneye almadılar mı zorla? Almadılar. Almaz olurlar mı? Almadılar mı? Torunu evet. Alıp mı tatile gittiniz, ailece mi gittiniz? Torunu alıp gittik. Yani üçünüz. Üçümüz. Aynı torunsuz olur mu? Hayır şey, oğlan yok yani. Bak bak hadi getir. Bakar mısın şuraya? Çok yakışıklı, valla Allah bağışlasın. Evet, çok acayip olun. Güzel. Sağ olun.
Çok teşekkürler. Ben şimdi domateslerimi koyuyorum. Domates suyu koyacaksın. Evet, aynen. Bu sosları bitirmek lazım değil mi? Aynen, tabii. Yeni sezona yeni başlamak sezon. Lazım. Evet. Evet. Ama hiçbir şey olmuyor yani. Ben 2 sene tutan da... Olmaz. 3 sene bile gider bu. Öbürünü de koyacak. Tabii tabii. Onu da ben yardım edeyim. Burada bir en aşağı 4 domates var. Aynen. Değil mi? Normalde kavanoz şişi olmazsa sırf domatesle yapıyorum bazen. O da lezzetli oluyor. Üstüne de bamyaları. Çok burada güzel. Da 1,5 kilo kadar bamya aldığını söylemiştin az önce. Evet, 1,5 kilo bamya. İşte arkadaşlarla beraber. Ben tatlını çıkarıyorum. Ben de biraz. Bence oldu. Yemeğime biraz su koyayım ben de biraz o zaman. Az bir şey. Allah, tamam Allah, yeter Allah. Zaten bu kadar. Maşallah. Evet. Aman birazcık Allah. Perihan abla harı gitmesi lazım herhalde. Değil mi? Evet. Birazcık sıcaklığı gitsin, hemen buluşturalım. Biri sıcak, sizin biri soğuk evet. oluyor. İlk Şahin Özer size teklif etmiş albüm çıkaralım diye. Evet. Siz ne demişsiniz? Şimdi şöyle yok, benim dinlemeye geldi çalıştığım lokale. Dedi burada yaptın aynı böyle isimleri söyleyerek dansa davet etmeler, işte hoş geldiniz demeler müşterilere. Aynısını dedi kasette yapacağız bunu. Ya dedim nasıl olur burada tamam da bunu nasıl biz kasete yapalım gülerler evet, dedim bize. Ama özür dilerim araya gireceğim. Evet. Sizin en büyük özelliğiniz şarkılarınızda arasında böyle şiirler, şiir, konuşmalar olması. Evet aynen öyle. Ondan sonra düşündüm ya dedim Şahin Özer herhalde dedim seni yaparan çok ya aklın yok. Güldü hatta sen merak etme dedi bu benim işim dedi. Sen dedi söyler çalarsın ben de yapımcı olarak bilirim ki bu kaset tutacak. Bu da benim işim dedi. İyi dedik girdik stüdyoya. Önce stüdyoda bazı altyapıları aldık. Ondan sonra restoranda alkışları aldık. Restoran programından bazı şarkıları kaydettik ve kaseti çıkarttı. Şimdi ilk kaset çıktığında tabii depolara gidiyor, kasetçilere gidiyor. O diyormuş ya 10 tane gönder ya da 5 tane gönder falan. Tabii ismim yok, bir şeyim yok o zaman. Bir de kimse değişik tanımıyor. Bir tarz yani böyle değişik arada konuşmalar tarz. Yok şeyler. Ondan sonra hatta bu depolardan kaset satıcıları demiş ki ya Şahin Özer nasıl bir kaset yapmışsın? Bu kaset tutmaz demiş ya. Bütün hepsi çoğunluğu böyle söylemiş. Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir bütün depolardan. Yadırgamış herkes. Yadırgamış satamayız biz demiş. E hadi demiş bir 5 tane gönder, 10 tane gönder. Kendi anlatıyor Şahin Özer. Tabii benim bunlardan haberim yok. Kaset patladıktan sonra bunları anlatıyor. Oturup gülüyoruz. Ya böyle diyen adamlar diyor Arif. Bir ertesi gün oldu. Ya fena değilmiş bu kaset ya Şahin Özer. 100 tane daha gönder demişler. Ondan sonra öbür taraftan demiş 200 tane gönder. Bir ertesi gün oldu. Ya 1000 tane gönder Arif Suzam. 2000 tane gönder. Çünkü kim seçiyor? Ve halk seçiyor. Ne diyorsun? Tabii bütün pasajlarda, bütün kasetçilerde çalardı. Yani eskiden bir, mesela diyelim bir albüm çıktığı zaman kasetçiler akşama kadar yani. Yeni albümü çalardı. Benimkini tek tük satmışlar. İstek gelince bu sefer direkt hemen hoparlörler dışarı kasetçilerden Arif Suzam çalıyor. Ve bu kaset 1.600.000 rakamına ulaştı. Maşallah. Düşünebiliyor musunuz? Müthiş. Yani önce 5 tane gönderin diyenler yani böyle bir patlama oldu. Zaten o kaset beni Türkiye'ye ben tanıttı. Her bunları konuştuğumuzda hep sizi hayal ediyorum. O iki genç insanın işte atıyorum böyle gece yatağa yattığında Arif ya gördün mü ya da Perihan gördün mü hani onu hayal ediyorum. Ya, o mutluluğunuzu hayal ediyorum. Ayrı bir tabii duygu, ayrı bir sevinç oldu tabii. Düşünebiliyor musunuz? Bir anda kasetiniz 1 milyon rakamını geçmiş. Yani şimdi bakıyoruz müthiş ki tabii ki bu CD'lerde rakamlar bayağı düştü. 40-50 bin satan havasından geçilmiyor. Bizim o zamanki 1 milyon 600 bin, 1 milyon 700 bin ne olacak? Biz nedense bir hava atmayı öğrenemedik ama, ya. Ama ben işte dün gece dedim ya böyle tekrar hatırladım şarkılarınızı. 1,5 milyon izlenme. Evet. Zaten tabii. Her biri i̇zlenme rekor değil, bir de kırmış para verip yani. Kaset alıyorlar. İşte, öyle bela, tabii ki. Şimdi internet çıkınca kasetler de tarif oldu. Tabii şimdi öyle oldu maalesef. Maalesef şimdi öyle oldu. Şimdi yeni albüm varmış yılbaşı ile birlikte. Hayırlısı olsun. Evet şimdi repertuar hazırlığındayız. Hala bitmedi repertuarımız. Çünkü ben biraz repertuarda seçiciyim. Yani haklı kaset olarak. Albüm çıksın diye tamam bunu da koyalım yok. Hayır.
çok itinalı davranıyorum bu konularda. Çok seçiciyim. Haklı olarak. 1000 tane şarkı içinde 10 tane şarkı seçerim. Yani gelir bestekarlardan kendiniz gelir. Kendi bestem tabii ki olmaz mı? Nikah memuru bir kader utansın. Hepsi sizin. Tabii ki bunlar benim. Hayır, mesela hala, bugün senin doğum günün. Bunlar benim. Tabii ki beste çalışmalar devam etmez mi? Ruhumuza işlemiş artık o yıllardır. Güzel. Sağ olun. Bütün yemeklerimiz bitti. Tatlımızı şerbetledin. Evet. Baklavan sıcak, şerbetin soğuk. Bir yandan da bamya pişiyor. Son böyle bir böyle ağzımızda damağımızda tadı kalan bir şarkıyı söyleyip mi final yapsak? Şöyle bir yanıma alsan. Birazdan gelecek o gelin var ya. Araya aşk diye koydu gurur. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Dur bu nikahı, nikah memuru. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Dur bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Dur bu nikahı, nikah memuru. Ne yaşadın Arif abi? Ya. Bunlardan nasıl bir söz ya. Ya? O kadar iddialı ki gerçekten. Benim bestem bu. Sözer Ahmet Selçuk Likan, beste bana ait. Ben şimdi bir kadın olarak düşündüm böyle bir anda da. Sen de diyor musun sonra gece böyle yattığında? Ne demek istedin Arif? Nereden yazdın bunu falan dedin mi hiç? Yok. Nereden ama öyle çıkıyor? Şimdi... şöyle ki her şarkıda bir anlam ararsak o şarkı olmaz zaten. Evet, aynen öyle. Hayır, nasıl bir kafa? Şarkıdan çıkar o. Nasıl bir kafanız var? Yani böyle yazarlar ya çok şimdi şöyle tabii ki benim de söz müzik kendime ait olan çok eserim var. Bunun sadece bestesi bana ait. Dediğim gibi Sözler Ahmet Selçuk Likan. Buradan selam gönderiyorum kendisine. Biz sahnede baktığımız zaman mesela şarkı okurken halkın tepkisine bakarız. Dinleyicinin tepkisine. Ne tür şeylerden hoşlanıyor? Piyasada hangi tür sözler, daha ziyade hangi tür makamlar revaçta, hangileri daha çok kalıcı oluyor kulakta? Yani sadece sözler müzikle olmuyor, bir de sözlerin akılda kalması önemli. Yani ağzınıza düşmesi, mırıldanmanız gerekiyor o şarkıyı. Mesela öyle şarkılar vardır ki ben yılların sanatçısı olduğum halde ezberi zor oluyor benim için. Aynen. Çünkü sözler öyle karmaşık kurulmuş. Sen ezberliyorsan şey. Ben nasıl ezberliyim? Tabii ki işte onu anlatmak istiyorum. Evet. Yani ben bunu ezberleyemezsem dinleyici nasıl ezberlesin çok ki yıllardır bu işin içindeyim. O yüzden sen Arif Susam'sın. Ha, sağ ol canım benim. Gerçekten sağ olasın. Öyle. Sağ olasın. Evimize geldin. Sağ ol. Bundan güzel sonra kardeşim. Mutfakta tek sağ başıma olasın. Kalacağım. Hep seni arayacağım. Ay gelirim ben de. Lafa bak gördün mü? Ne güzel bir söz. Çok evet, güzel evet. Söyledi. Evet, evet. Her şey çok evet. Güzel. Alıştı artık. Vallahi ben şimdi de. Yemekler bitince diyorum ki günün en mis kokan anı. Yani bence mükafatlandırıldığımız bir an çünkü sunum kapları alınacak. Yemekler sonra da oturacak. Dostlarla yenilecek. Evet. Bundan tabii daha ki. Güzel bir mutluluk olamaz. Tabii günün sıcak da var. En mis kokan anı sunumlar gelsin. Şöyle. Arif abi kim bilir kaç kişi yemeğinizi yiyecek şimdi. Komşular geldi masayı aynen, bile hazırlıyorlar. Aynen. En büyük mutluluk. Senin annen baban Elazığ'da. Elazığ'da. Selam söylesek mi? Tabii ki. Babam rahmetli oldu. Ya, annem yaşıyor şu anda. Tek evet. Başına mı yaşıyor? Yok ablamla birlikte. Ablamın da beyi rahmetli oldu trafik kazasında. Onunla yıllardır onunla birlikte zaten oturuyorlar. Sevgiler. Buradan selam gönderiyorum. Anneciğim, güzel annem benim. Dünya tatlısı annem. Suna ablam. Hepinizin bayramını canı gönülden ben kutluyorum. Kutladım ama bugün de kutluyorum tekrar. Sağ olun. İyi ki varsınız diyorum. Sizleri çok seviyorum. Gelmiş Cengiz Bey. Gel. Duyduk zaten. Bak. Duyduk. İnşallah yanmaz. Gel Fatoş. Fatoş gel. Neredesin? Fatoş gel. Tencere... Oradan olayım, burada. Eyvah, daha masaya koyulmadan Cengiz saldırdı. Çok güzel oldu. Değil mi? İyi değil mi? Bak evet. Çok güzel.
Kızlara ayıkladınız. Ay, Ayşe, Gül hep beraber. Çok güzel. Mahvoldu. Gel mahvoldu. Sunumumuzu bozmayaydınız bari Cengiz Yok, Bey. Yok şurası fazla olmuyor. Evet evet. Bir de düzeltiyorlar. Cengiz Bey bir saniye Cengiz Bey. Evet. Şunu da tutabilir misiniz Arbe acaba? Arbe'ye yardım. Ama yanmasın abi. Şunları elinizden alalım. Yok, kaşık kalsın. Yedirmem. Buyurun efendim. Hadi. Bunu da ben alayım. Gel. Hadi bakalım.